cümle Damla'nın diğer durumlarıyla devam edeceğiz. Tanım cümlesi bayağı var. 27 tane var. 27 tanesini göreceğiz. Daha sonra da zaten anlatım özellikleri olan farklı bir konuya geçeceğiz. Doğruluk, açıklık, sadelik, yanılık. Bunları da tek tek ne yapacağız? Ele alacağız. Evet, yine karşınıza buradan en az bir tane soru gelecek. Bu taraftan da illaki geliyor. Bunları bilmemiz bizim için önemli diyorum ve tanım cümlesiyle başlıyorum. Tanım cümlesi nedir? Varlığı karşılayan kavramlardır, değil mi gençler? Şimdi ben bu nedir dediğimde siz bunun tanımını bana yapabilirsiniz. Değil mi? Yazı yazmaya yarayan alettir dedim ve cevabını verdim. Aynı şekilde canlıların en küçük yapı birimine hücre denir demiş. Evet, tanım cümlesidir. Hatta ben size hücre nedir dediğimde cevabı veriyor musunuz bana? Evet. Hemen diyorsunuz ki canlıların en küçük yapı birimi. Peki ben deseydim ki canlıların en küçük yapı birimine hücre denmez. Ne olurdu? Olur muydu? Tabii ki de olmazdı. Neden? Çünkü tanım cümlelerinde olumsuzluk olmaz. Yani olumsuz bir cümleden tanım ne yapmayacaktır? Çıkmayacaktır. Evet, şimdi ikinciye geçelim. Açıklama bildiren cümle. Bu arada tanım cümleleri baktığımızda nedir? Nesneldir. Aynı zamanda öznel tanım da olabilir. Yani bir tek nesnel olacak diye kural yok. Örneğin dostluk kişiden kişiye göre değişir. Bana göre dostluk arkadaşların ayrılmaz bir durumudur diyebilirim. Ya da arkadaşların hiç ayrılmaz birbirinden her düşüncede, her durumda yanındadır diyebilirim. Ama bazılarına göre dostluk farklıdır. Daha farklı yorumlayabilir, daha farklı açıklayabilir. Sadece zor zamanlarında yanında olur ya da sadece iyi zamanlarında yanında olur. Herkesin tanımı, herkesin düşüncesi farklıdır. Tamam, o zaman neymiş tanım cümlelerinde? Öznel tanım ya da nesnel tanım olabilirmiş. Açıklama bildiren cümleler de gençler kanıtlanabilir. Demiş bir roman 1950'de basıldı. Şimdi baktım ben, romanı aldım elime, araştırdım. 1950'de basılıp basılmadığını bulabilir miyim? Tabii ki de bulabilirim. Bulabildiğim şeyler, kanıtlanabilen şeyler zaten nedir? Nesneldir. Açıklama bildiren cümleler de nesneldir. Sakın öznel falan demeyin. Beğenme cümlesi. Şimdi ben kalemi beğendim. Bunu bir tek beğendim kelimesiyle değil de farklı durumlarda da söyleyebilirim. Ya kalemin rengi beni benden aldı dedim mesela, değil mi? Ben burada kalemi ne yapıyorum? Aslında beğendiğimi dile getiriyorum. Bakın burada olduğu gibi. Esaryen Ustaca yazmıştı. Bakın eserlerini usta bir şekilde yazdığını ben ne yapıyorum? Beğendiğimi dile getiriyorum. Ya da eserlerde evrenselliği yakalamış. Evrensel ne demektir? Genel anlamda düşünsenize, yani bir topluma değil de birden çok duruma sesleniyor, ayak uyduruyor. Aslan yapayla düşünmemiş. Yine yapayla yapmacıklığa düşmez, doğal olduğunu söylüyor. Yine beğendiğini ne yapıyor? Cümleleriyle dile getiriyor. Yani beğenme cümlesine bir tek ben çok beğendim, çok hoşuma gitti demesine gerek var mıymış? Tabii ki de yokmuş. Benzetiyor. Bugün ne kadar çok fazla gördüğümüz, bazılarında edatla yapılan, bazıları direkt cümle şeklinde yapılan nelerimiz var? Durumlarımız var. Saçları gün batımı kızılıydı sanki, bakın. Ne yaptı? Saçlarını gün batımı kızılığa benzetti. Ya da cennet gibi vatanım. Vatanı neye benzetti? Cennete. Atmalı biçimindeydi dedim. Gördünüz mü? Yani bir tek edatla değil, nasıl da yapabiliyorum? Böyle eklerle yapabiliyorum. Benzetme de bu kadar. Hani benzeyen kendisine benzetiren benzetme de tabii bir önceki dersimizde anlatmıştım. Hatırlarsanız o yüzden daha fazla detaya inmiyorum. Kesinlik bildiren cümleler. Kesinlik bildiriyor. Net. Nesnel değil mi? Ne demiş? Orman bilerini ilk okuyan William, Danimarkalı William Thompson'dır. Ya da ilk piyesimiz Şirensin yapmış olduğu şair evrenmesidir. Ya da dedim ki vatan şairi ünvanıyla anılan Namık Kemal'dir. Bakın direkt dur, değil mi? Bitiriyorum. Kesin olarak söylüyorum. Yorum bildiren cümleler. Ben karşıma bakıyorum, karşımdaki kişiyi şöyle süzüyorum. Ya da durumu ne yapıyorum? Değerlendiriyorum, yorumluyorum. Yorumladığım, ben yorumluyorum. Başkası yorumluyor. Nesnel olur mu? Tabii ki de olmaz. Nesnel olmayacaktır. Ne olacaktır? Yorum cümleleri öznel olacaktır. Ölçülü uyumlu görünüyor demiş. Bunu giyinmen sana güzellik katmış. Ya bu renk sana çok yakışıyor. Değil mi? Bu tarz cümlelerde ne kattı? Yorum. Aynı zamanda beğenme olmaz mı? Bunu
ileriyi, geleceği tasarlayacak. Değil mi? Geçmişi tasarlayamayız. Geçmiş zaten geçmiş, bitmiştir. Tatile çıkmayı düşünüyorum. Ders çalışmayı planlıyorum. Ya da toplantı yapılması amaçlanıyor. Bakın planlıyorum, amaçlıyorum, tasarlıyorum, düşünüyorum gibi ifadeler bana neyi verdi? Tasarımı bildiren cümleleri vermiş oldum. Tamam mıyız? Şimdi izinin cümlesine geçelim. İzinin cümlesinde bakın sadece gördüklerimi anlatmayacağım. Sadece gördüklerimi anlatmam izinin cümlesi oluşturmaz. İzinim alabilmesi için birincisi gördüklerimi anlatmam, ikincisi bende uyandırdığı hissi söylemem lazım. Bakın, ay karaya lapalapa yağan kar şekli yerine benzetti. Şimdi deseydim ki Ankara'ya lapalapa kar yağdı, izlenim mi olacaktı? Hayır, izlenim olmayacaktı? Olmayacaktı. Bizim anlatım tekniklerimiz vardı. Gözlemci bakış açısı, işte kahraman ilahi bakış açısı vardı ya. O zaman ne olur? Bu gözlem, sadece gözlem yapmış oluyor. İzlenim cümlesinde diyor ki, diyorlar ki sana, izlenim cümlesi olabilmesi için hem gördüğünü söyleyeceksin, hem de sende uyandırdığı izlenim zaten. Onu söyleyeceksin. Tamam. Aşama bildiren cümleler. Şimdi aşama şunu demeyeceğim. İşte birinci aşama, ikinci aşama demeyeceğim. Bakın kelimelerle bunu yapacağım. Gün geçtikçe hastalanıyorum dedim. An be an seni düşünüyorum dedim. Hava karardıkça korkmaya başladım dedim. Ya da gün be gün bitiyordu dedim. Bakın gün be gün. An ve an ya da dıkça ekiyle de yapabilirim. Yıldan yıla, her geçen gün siz kelimeyi okuduğunuzda ne hissedeceksiniz? Devamlı arttığını hissedeceksiniz. Aşağıda bildiren cümle bu. Bir dakikamıza bakalım. Gitgide üşüyorum. An ve an tükeniyor. Hava karardıkça korkmaya başladı. Bizim benim neymiş? Aşağıda bildiren cümleymiş. Karşı çağrışım içeren cümleler. Yani bir cümle içerisinde iki tane kelime olacak. Ve o iki kelimeyi ben karşılaştıracağım. Yani zıt anlamda. Sen direkt siyah beyaz olarak görmeyeceksin onu. Siyahı ve beyazı orada hissedeceksin. Buradaki olduğu gibi. Beşikten mezara biz böyleydik. Beşik nedir gençler? Beşik size neyi temsil eder? Neyi düşündürür? Doğumu değil mi? Mezar, ölümü. O zaman doğum ve ölüm. Doğmak ve ölmek zıt değil mi? Ya da kahkahaların içinde gözyaşı. Kahkaha nedir? Gülmek. Gözyaşı ağlamak değil mi? Ve gülmek ve ağlamak aynı cümle içerisinde geçtiği için ne dedim? Karşı çağrışım içeren kelimeler burada kullanılmıştır diyorum. Ya da yeğleme cümlesi. Şimdi yeğleme cümlesinde şöyle bir durum var. Siz bir durum var karşınıza çıkan. O durumu seçmiyorsunuz da başka bir şey seçiyorsunuz. Dedim ki kırmızı elbiseyi giymek yerine maviyi seçtim. Maviyi giyindim. Orada ne yapıyorum? Elbiseyi diğer elbiseye tercih ediyorum. Hikayelerde süslü söyleyiş yerine yalın bir dil kullandı. Yani süslü söyleyişi seçmedi, yalın söyleyişi seçti diyorum. Yeğleme cümlesi de neymiş? Buymuş. Çok fazla var ama hepsi de kendi için aslında zor olmayan konular gençler. Öneri cümlesi. Öneri cümlesinde de bir durum var. O durumdan öneri veriyorum. Öneriyorum ama hani bunun sağlayacağı yararı da sana söylüyorum. Bir tek ben şunu yap demiyorum. Yapılırsa, bakın çocuklar daha güvenli oynar. Toplantı yaparsak ileride gerçekleşebilecek sorunların üstesinden daha kolay gelebiliriz. Bu da benim neyim olacak? Öngörüm olacak. Öngörü cümlesi. Bu çocuk böyle ders çalışmaya devam ederse güzel yerlere gelebilir. Şimdi gençler, öngörüde yine aynı şekilde geçmişi öngörebilir misin? Değil mi? Öngörebilmen için ilerisi olması lazım ve bakın böyle çalışmaya devam ederse ben bir şey görüyorum. Karşımdaki kişide olumlu şeyler görüyorum ki ileriye yönelik bir tahminde bulun. Bir öngörüde bulunuyorum. O yüzden bunu ne yapmayacaksınız? Tahminle karıştırmayacaksınız. Evet. Önyargı. Gençler önyargı deyince aklınıza bir tık olumsuz durum gelmesin. Önyargı dediğim zaten önceden bir yargıya varmaktır. Yani bir durum var. Örneğin arkadaşım kitap çıkardı. Bu kitap çok başarılı olacak dedi. Ya dedim ki bu kitap başarılı olmayacak. Öyle düşünüyorum. Düşündüğümü söyledim ben. Başarılı olması da bir önyargı cümlesidir. Başarılı olmayacağını düşünmem de bir önyargı cümlesidir. Tamam. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu eserin kıymeti bilinmeyerek. Bakın bu kitap çok başarılı olacak. Ne yaptın? Olumlu ve olumsuza yer verdin. Ön sezin.
olmuştu. Geleceğini hissetmiştim dedim. Bu tarz kelimeler de bana ön sezim verecek. Sitem. Gençler, sitem cümlesi. Ben karşımdaki kişide ufak tefek böyle bir yakınma, üzüntümü dile getiriyorum. Hani sizin tabirinizde trip vardır ya, karşımdaki kişi. Hani beni arayacaktın, aramadın. Ya da hani gelecektin, uzun zamandır hiç gelmiyorsun yanıma dedim. Burada ben ne yapıyorum aslında? Karşımdaki kişiye küçük küçük üzüntümü, durumdan kaynaklanan işte sıkıntımı dile getirmiş oluyorum. Evet, yakınma cümlesi. Yakınmada da içinde bulunduğum durumdan üzüntümü, bulunduğum durum genel olarak hani bir tek kendim değil, kendimdeki olan durum değil. Bakın sitemde kendim de ama yakınma da kendim değil. Genel olarak durumdan rahatsızım. Dilimizin özünü kaybetmesi çok kötü. Ben burada dilimizin özünü kaybetmesi, biliyorsunuz günümüzde yabancı sözcükler çok fazla kullanılıyor. Evet, günlük hayatta komple Türkçe mi konuşuyoruz? Tabii ki de konuşmuyoruz. Öncesinde dilimize giren zaten kelimeler var, zaten yeterince var. Daha farklı kelimelere örneğin Türkçe konuşurken arada İngilizce konuşmaya. Tabii Türkiye'de yaşamamış, yurt dışında yaşamışlar var. Onlar kelimeleri tam telaffuz edemedikleri için ya da o anda aklına gelmediği için söylüyor. Ama bazıları da böyle hava olsun, artistik olsun diye de konuşuyorlar. Öyle yapmaya gerek yok. Türkçemizi günlük hayatta konuşursak zaten ötekileri kullanmaya ihtiyacımız bile ne olmayacak? Olmayacak. Hatta yabancı bir sözcük varsa onun anlamını bilmiyorsanız açabilirsiniz, internetten bakabilirsiniz. Ben bu kelimeyi ne Türkçe olarak ne kullanabilirim diyebilirsiniz. Dedik ve ne yaptık? Hayıflanmayla devam ediyoruz. Hayıflanma da şu, pişmanlıktır. Peki insan neden pişmanlık duyar? Yaptıklarından mı, yapmadıklarından mı? Yapmadıklarından pişmanlık duyar değil mi? Bu da öyle. Yapmadığınızdan, yapmadığınız şeylerden pişmanlık duyuyorsunuz. Ne? Bir söz var da yaptıklarından pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda gibi de bakabiliriz. Gençliğinde bir dil daha öğrenmek varmış. Ya da aha genç olmak varmış şu anda. Neler yapardım? Değil mi? Öyle konuşan yaşlarımız var. Bu da neymiş? Bizim hayıflanmamızmış. Yansıma. Yansımada inkar etmek. İçinde bulunduğu durumu inkar ediyor ve bazı kelimelerle de yapılabiliyor. İnkar edilemez, yansılamaz, reddedilemez gibi ifadeleri kullanarak da ben Türkçeyi güzel kullanmanın önemi yatsınamaz. Ya da durumun böyle olmasının sonucunda senin olduğun gerçeği reddedilemez gibi ifadeleri ben ne yapabilirim, kullanabilirim. Evet, varsayın. Varsayın cümlesini, olasılık cümlesini birbirine karıştırmıyorsunuz. Varsayın da bir tane olmamış, bir tane olmuş. Bakın. Diyelim ki yağmur yağdı. Bakın yağmur yağdı. Sanki hani yağdı gibi gerçekten ama burada ne var? Diyelim ki, farz et ki, tut ki, bir an ki. Bu tarz kelimeler bana varsayım verecek. Sanki olmuş gibi düşüneceksin sen o. Olasılık ihtimal. Yani bizim oralara şimdi kar yağıyordur. Ya da şimdi kesin uyuyordur. Ben sadece kendi düşüncelerimle o anda demek ki ben bunu önceden biliyordum ki ne yapıyorum şimdi? Tahmin ediyorum. Tamam mı? İhtimal, olasılık ve varsayım zaten diyelim ki oluyor. Tahmin cümlesi. Yani daha önce ÖSYM olasılık ve tahmini birbirine ayırmadı. Yani bir cümle içerisinde soru sorduğunda kalkıp da şıkların birine olasılık diyene tahmini koymadı gençler. Yani orada şeye düşmeyin, sıkıntıya düşmeyin. Telefonum çalıyor, arayan annem olsa gerek. Ya da kapı çaldı, kardeşim geldi herhalde dedim. Bunlar benim neyim? Tahmin. Yanılgı. Yanılgı da gerçekleşmemiş. Beklentim yanılgıya düşüyoruz günlük hayatta. Ya sınavdan çok yüksek not alacağımı düşünmüştüm dedim. Demek ki not alamamışım. Ya da seni seveyim sanmıştım. Demek ki ne yapmamış? Sevmemiş. Değil mi? Sanmıştım. Evet. Saptama cümlesi. Saptama cümlelerinde de gençler yine nesnel bir cümledir. Şimdi şöyle baktığında kanıtlanabilir. Yani bir geçmiş araştırmaya dayanıyor. Bu şiiri ölmeden hemen önce yazdığı belirlendi. Ya da Türkiye'deki ölüm oranı saptandı gibi. Ne yapıyorum ben burada? Saptandı, belirlendi ifadeleriyle saptama cümlesini veriyorum. Bakın saptamalarda ne varmış? Araştırma varmış. Tamam? Çıkarım cümleleri.
Türkiye'de alt ve orta kesimin alacağı konut, bir dakika, alacağı konut yapılmıyor. Bu da insanları zorluyor. Çıkarım cümlelerinde ilk önce, şimdi sen bir sonuca vardın ama o sonuca nasıl vardın değil mi? Bir de öncesi lazım bana. Alacağı konut yapılmıyor dedi. Bakın konut yapılmıyor da insanları zorluyor. İnsanları zorladığını söyledi. Öncesinde nedeni, sonrasında o durumun yol açtığı sonucu da vermesi lazım. Azımsama ve küçümseme. Şimdi gençler, azımsama dediğim olay ne bildirecek? Nicelik bildirecek. Nicelik dediğim nedir? Sayı. Küçümseme dediğim olan nitelik bildirecek. Yani sayıyla hani bulunamayan şeyler diyebilirim. Üç şiirli şiir kitabı olmasını. Burada bir hani küçümseme yok aslında. Üç şiirli şiir kitabı olmasını sen birazcık daha fazlalaştırman lazım anlamında söyledim. Azımsama. Küçümseme dediğim olay, üç şiir yaz diye, üç tane şiir yaz diyeken bu bir şey zannettim. Ya da iki torba taşıdı diye ne oldu sanki dedim. Orada ne yaptım ben aslında? Küçümsedim. Tamam mıyız? Bunlar bu kadardı. Şimdi anlatım özelliklerine geçeceğim, onları anlatacağım. Anlatım özellikleri 10 tane. Çok da sizi zorlamayacak şeyler. Aynı zamanda anlatım özelliklerini sorun oluşturduğunda, anlatım bozukluğunda yapılabilecek durumlar. Doğruluk. Anlatımda Türkçe söz dizimi kurallarına uymaktır. Not edilmiş halde düzgün bir şekilde kullanmaktır. Söz dizimlerine uymaktır. Şimdi dün herkes okula gelmişti. Zaten sen burada herkesi söylüyorsun. Kalkıp da larleri buraya getirmene gerek var mı diyor. Yok. O zaman ne olmuş oldu? Doğruluk ilkesini ihlal etti. Doğruluk ilkesini ihlal eden bir cümle aynı zamanda anlatım bozukluğu yapmaz mı? Tabii ki de yapar. Açıklık. Anlatımda bulanıklığa yer vermemek, yani anlatımın açık olması. Sen okuduğunda ayrı, ben okuduğumda ayrı bir anlam çıkartmayacağım. Herkes bir tane anlam çıkacak. O zaman şunu diyebilir miyim? Açıklık ilkesini ihlal eden bir cümle aynı zamanda anlatım bozukluğu yapar mı? Tabii ki de yapacaktır. Yaşlı kadına yardım etti ve sürekli karşına çıkan örneklerden. Şimdi yaşlı birisi vardı, kadına mı yardım ediyor? Yoksa burada cümlede hiç olmayan birisi var da yaşlı kadına mı yardım ediyor? Belli mi? Değil. O zaman ne dedim ben? Bu cümle açık bir cümle değildir. Evet, sadelik yani yalan. Gençler ÖSYM sadelik verilerini aslında ayrı ayrı kitaplarda ayrı başlık altında vermese de sınavlarda ayrı sorulabiliyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Sadelik sadece Türkçe, yani yabancı sözcüklerden arındırılmış olması. Yalınlık dediğim olan söz sanatlarına ve mecazi söyleyişlere yer verilmemiş olmasıdır. Eserlerini sıcak bir dille yaz. Ne yapıyor? Eserini ısıtıyor musun? Yani kitabı mı ısıtıyorsun? Hayır. Burada ne diyor? Samimi olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu o zaman cümle yalın mıdır? Yalın değildir. Ama kalkıp da bir şıkta, bir soruda sadece sadelik ya da sadece yalınlık varsa ikisini bir arada alabilirsiniz. Yani ayırmanıza ya da bu soruyu yanlış vermenize gerek yok. Öyle düşünmeyin sakın. Duralım bakalım. Anlatıma gereksiz sözcüklere yer vermemek. Şimdi o zaman ben anlatıma gereksiz sözcüklere yer verirsem anlatım bozukluğu yapmış olur muyum? Tabii ki de yapmış olurum. Yani sen sözcükleri tasarruflu kullan diyor bize ÖSYM. Çok da fazla gereksiz sözcük kullanma. Gerek yok. Kendini yorma. Değil mi? Bakalım. Alçak sesle bir şeyler fısıldadın. Sen zaten fısıldamayı alçak sesle yapmıyor musun? Neden oraya alçak yazıyorsun? Gerek var mı? Yok. Belirttin zaten. Henüz daha eve gelmemiş. Henüz de daha da aynı değilmişim kalkıp sen niye iki saniye cümlede yer veriyorsun? Zaten bakın. Bir kelimeyi cümleden çıkarttığınızda anlamı bozulmuyorsa zaten o kelime gereksizdir. Atın gitsin, kalmasın burada. Tamam? Akıcılık yani sürükleyecek. Anlatımın tek çırpıda olması yani dilin herhangi bir pürüze takılı kalmaması. Ben o zaman yabancı sözcükler kullandım ya da dedim ki Dostoyevski ya da farklı yabancı isimler kullandım. Dilim takılacak mı oraya? Tabii okumakta zorluk çekeceğim. O zaman yabancı sözcükler kullanıldığında akıcılığı bozar mı sürükleyiciliği? Tabii ki de bozacak. Şimdi etkileyicilik. Yani okuduğum zaman vay be demelisiniz. Yani eser o kadar çok dikkate değerdi ki dedi size paragraf. O zaman siz etkileyici diyeceksiniz. Ya da doğallık. Yani ne kadar sayayım, ne kadar içtendi dedi. Örneğin doğallık diyeceksiniz. Anlatımını okudukça katman katman bilgiler çıktı dedi. Hani o kadar hani
yoğundaki katlanma ya da özgünlük ifadelerini kullanarak ben ne yaparım? Özgünlüğü bulurum. Özlü ve özgünlüğü birbirine karıştırmayın. Özgün demek gençler kendine has demek, kendine özgü demek. Şöyle söyledim, yazar eserlerini daha önce hiç kullanılmadığı tarzda yazmıştı. Ya da hiç kullanılmayan konuları ya da kullanılan konuları öyle bir şekilde yazmıştı ki daha önce görülmedi dedi. Özgündür. Tamam mı? Sırada ne var? Kalıcılık var. Mesela şöyle söyleyebilirim. Yazar ölümün arkasından seneler, yıllar geçmesine rağmen hala okunduğu için ölümün sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını biz okurlara göstermiş olduk. Bakın, yani ölmüş ama eserini biz hala okuyoruz. Yani nedir? Kalıcıdır. Evet, burada bunu artık noktalıyoruz. Bunlarla ilgili soru çözmüşsünüzdür eminim ki ama yine de beni dinlediyseniz, dinledikten sonra arkasından bir tane test olsa çözerseniz çok